Başlıyorum. Dominik Livakovic yeni transferlerin profillerine karışılmadı. 1. Yeni transferlerin profillerini Türkiye'deki araştırmacılar bu girmedi. 2. Haberiniz olsun. Bu tamam mıyız? Bu şey burada tamamsak bu devam ediyorum. Livakovic efsane bir profil. FM20 profilinin aynısı bu değil mi? Sanki aynısı veya arttırılmış mı bir tık acaba bilemedim. Aa bölge hakimiyeti abi ya yapma, Altay da böyleydi ya. Altay'ın da bölge hakimiyeti hiç yoktu da. İmani çıkışı 11 fena değil yani, iş yürür de. Bölge hakimiyeti iletişim bu 9 mu? Ha siktir. Oğlum niye, Türkçe bilmediği için mi? İyi ya, güzel profil. İrfan Can Eğribayat gayet güzel bir eksantriklik 15 mi? Oğlum İrfan Can'ın eksantriklik bu nasıl bir pozisyon? O ne oldu ki 15 oldu ya? İrfan Can açma sapan bir çıkış, bir hata, bir şey bu ya, yaptım mı? Ben hatırlamıyorum. Rodrigo Becao, tekrardan bu söylüyorum. Yeni gelen transferlerin profillerini güncellemediler. 6 Kasım'da da güncellemi yemeyecekler. Haberiniz olsun. Çalım yapıyordu. Aa bu doğru, evet. Bu doğru, tamam, evet, hatırladım. Aynen, bu doğru söylüyorsunuz. Doğru. O benim hafızam olmadığı için böyle şeyleri size sorarım. Abi BK profili iyi yani, güzel bir profil. Tam eksik size eski profili. Zaten böyleydi. Aa bir de azıcık pasörlü. Ya bence mesela, ya Bekanlı'nın ayağı bence bir tık daha iyi bundan. Ama iyidir, hadi o kadar da şey, bu şey olmasın. Bence Beko profili biraz fazla iyi bu arada ya. Oğlum Beko profili bu nasıl kötü lan? Bak, Fenerbahçe yalnız Amartin'in profili, evet buradan daha iyi. Fenerbahçe kariyerinde Bekao'yla bir yıl oynayın, yani 30 milyona gönderirsiniz bu arada. Evet, Serdar Aziz profili geldi. Klasik bir Serdar Aziz ya profili, her zamanki Serdar Aziz profili. Sol kanalı yok. Hızlanması gitmiş artık. Yapacak bir şey yok. Gayet kulübede iş görür. Samet Akaydın yine merak ettim. Oo. Samet'in beynini almışlar. Yani sadece konsantrasyonu almışlar. Onun dışında iyiye hız 10. Abo, gönder 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 gönder. Gönder. Gönder gönder, bu takımın hiçbir işi yok. Gönder. Geçtim. Luan Perez çok merak ettiğim bir profil. Sakatlığı almasaydı bence bu ligin en iyi bu stoperlerinden biriydi ama yani abi düşmüş sanki Perez ya. Oğlum üzülüyorum. 6 Kasım'da güncel hem almaz. Tüm oyuncuların %95'i almaz. Luan Perez bu düşmüş ya. Sakatlık olmasaydı. Jadon Osterwolde, evet. Sigorta bek, ha işte bu gelen şey bu mu? Sigorta bek mi acaba? Evet onu. Oo. 19 hız mı? Bu arada ben bunu koymazlar diye bekliyordum ama koymaları da gerekiyordu. Hızlanma son 2 bu arada. Yani bu hızının 19 olmasının o kadar da tabii büyük bir önemi yok ama hızlanmasını arttırırız. Bu topsuz alan dribblingi de arttırınca abi oğlum Österwolde'nin beyni yok. Arada Österwolde şu an Türkiye'deki en hızlı insan olabilir, o sayede falan birlikte. Hızlanma demek bu arada. Bu oyuncunun 19'da çıkabilme hızı, evet 12 demek. Budur. Dribbling 8 o kadar olur abi. Yani PA'sı 3.5 görünmeseydi iyiydi. Onun iyi ya. Sıkıntı yok bence. Mert Müldür güzel bir profil. Gayet iyi. Türk kontenjanından oynar. Evet orta yapması yok. Konsantrasyon yine yok. Çok fazla konsantrasyon eksiği olan topçu görüyoruz Fenerbahçe'de. Niye? Çünkü hiçbirinin konsantrasyonu yok bu demek ki. Hiç fena değil, gayet iyi. Aha Bright, aha geldi. Transfer listesinde mi?
Baba ne alaka? Oğlum Osayi kim transfer listesine koydu? 3,9 milyon ne hoca? Bu ne? Bu ne? Bu taşak mı bu? Aa burası değişmiş. Değere bak. Opsiyon alma 10. Opsiyon alma 8. Ön sesi 9. Karar alma 8. Çalışkanlık 10. Orta yapma 6. Abi tamam ortası kötü 6. 58 olsaydı var ya. O sahinin beyni yok. Oğlum. Beyler kusura bakmayın. O sahinin çok fazla da ekibi insan olmadığını, kuantum okumadığını falan ben de biliyorum. Ama Lukas bu Romero neredesin? Kardeşim bak şuradan tam olarak şuradan siktir olup git hadi bakayım. Şuradan bak tam şuradan siktir olup git buradan daha bir daha da gel buraya hadi siktir git ama bakayım. Bu kadar bu kötü değil ben. İnce profili birazcık şey olmuş abartı olmuş. Bence bu benim fikrim. Ciku profili çok iyi. Abi vizyonu yok be. Yapma be. Kim pas atacak bu takımda ya? Bekao da atamıyor. Bu da atamıyor. Fenerbahçe'de pasör stoper birazcık bu sıkıntı. Harbiden Osayi'ye evet Onur Bulut'la kıyasla ama bana da şu an bir çok mantıklı geldi. Arkadaşlar ben bu profilleri tabii ki de sadece bakmayacağım. Yorumlayacağım tabii. Oha. Vay anasını. Onur bayağı yani Onur o sahayı hoplata. Çok fena ya hoplatmış. Öyle böyle değil yani. Çok içinden geçmiş. Ya bu kadar mesela bu fark var mı aralarında? Bence yok. Yani gerçekten bence yok. Bu adam 300 bin alıyor, bu adam 225. Sabaha kadar Onur bu. Yani ben Onur Bulut tarafındayım artık. Geçti o sahayı bay bay. Bu arada Cicu'nun bence vizyonu bu kadar kötü değil. Buradan İtalyan gözlemcisine sesleniyorum. Siempre non lasciate bir cantare. Gianluca Fato bene. Sıçarım ağzınıza. Bu vizyon 8'inde lan herif her maç 10 kere 50 metreye pas atıyor lan. Olsun bu sıkıntı yok. Lincoln bu doğal abi. Yani Lincoln'le bu yapacak bir şey yok. Lincoln kötü. Lincoln öldü. Kaç ay sakatlığı var? 3-4 ay ve çaprazbalar gitti. Ferdi Kadı o. Ferdi Kadıoğlu profili nereden? Timur mu girdi? Ferdi Kadıoğlu profilini kim girdi? Ferdi Kadıoğlu. Tamam geçtim. Siktir et. Yani Onur Bulut'un Ferdi Kadıoğlu'ndan iyi olması bilmiyorum. Ağzımı bozarım geçtim orayı. Siktir et. Girdim profili de değişmemiş. Bence bir mezal oyuncusu ama bu oyun profiline göre bir mezal oyuncusu değil. Yani bu oyuna göre çok bu savaş orta saha. Benim 12 ayda izlediğim yani bir Fred bir savaş orta saha değil. Ama yani Manchester'dayken öyleymiş bu demek ki bilmiyorum ama hala profili bu taş gibi de ben savaş orta saha bunu oynatmam. Çünkü gerçekçi değil bence. Mezal oynatırım. Güzel geçtim. Miha Zayt yine merak ettiğim hızlama 7-8. Wow, daha da kötü yapmışlar. ama evet adam bu koşamıyor gayet doğal. Bu driblinginden bir galiba kısmışlar falan biraz. Olur bunlarda çevikliği kötüymüş ya. Yine de bir sezon oynatıp güzel bir paraya gönderilebilir. Mert Hakan Yandaş klasik bir Mert Hakan Yandaş profili göreceğimizi zaten tahmin ediyordum. Klasik bir işte Mert Hakan Yandaş profili geçtim.
Bartu Elmas. Bartu Elmas bu transfer o abi hiç yapmamışlar. Ama abi adam transfer oldu. Payasını arttırsaydınız azıcık ya. Yani ya bence mesela Bartu'nun PA'sının bir tık arttırılması bence gerekir bu arada. Ama yine de şu falan filan. Bilmiyorum zaten biz de bu doğru düzgün izleyemedik çünkü çocuğu. O yüzden CA'sı hakkında hiçbir şey diyemiyorum. Crespo'yu birazcık bir düşürmüşler evet. Crespo'nun bu profili birazcık düşürülmüş. Düşürülmeyi hak ediyordu. Yapacak bir şey yok abi. Topsuz alan 12. Pardon 11. Soğukkanlı gitmiş. Pozisyon alma 11. Karar alma 11. Kontrolü yok. Pas 12. Hızımız yok. Crespo gitmiş ölmüş bitmiş bu arada. Geçmiş olsun. İsmail'i geçtim. Bu arada İsmail profiline güncelleme gelmiş. Benim bildiğim İsmail profiline bir güncelleme daha gelecek diye biliyorum ben. Bir araştırmacıyla konuştum. Şu an o araştırmacının ismini versem mi vermesem mi doğru mu? Bu vermem bu doğru olur mu bilmiyorum. Çünkü sonra değişmez sessiz. Gidip adama küfür etmeyin diye ismini ben en iyisi söylemeyeyim. Ve eğer 6 Kasım'da profili değişirse o zaman ismini söylerim. Teşekkür ederiz. İsmail'in profili bence bundan mesela çok daha iyi. Benim izlediğim İsmail en azından. Benim gördüğüm İsmail'in bu top kapma sonuç değil. Benim izlediğim İsmail'in bu gerisi de aslında yani ön sezisi falan da bence daha iyi. Ön sezisi 14-15'ten aşağı olmamalı bana göre. Ama bilmiyorum. Bence İsmail'in bu zaten profiline bir güncelleme gelecek diye biliyorum. Bu çam onu. Evet bunu. İrfan Can Kahveci. İrfan. İrfan'la ön sezi yok. Sıçtık oynatamayacağız. Oğlum her şey pas 12 mi? Asiktir. O fena bağırdı. Yani sıçtık. Abi İrfan oynayamaz bu takımında. Ben İrfan'ın 12 pas 10 ön sezibizi ben bu adamı oynatmam. Abi 12 pas da değil İrfan ya. Oğlum ayıp lan. Yani bak şu diğer profiller mesela. Ya ben olsam mesela abi tekniği 16 yap uzaktan şut 15 yap şunu bir 14 yap yani mesela. Ama o zaman da gerçi değişiyor dengeler falan da. Bu fizikseline eyvallah bu düşür hiç kimse bir şey demiyor. İrfan profili çok güzel görünüyor bu arada ama o kadar bu güzel bir profil değil bu arada. Cengiz Ünder bu profili yine Fransa'daki gözlemci pardon araştırmacı halletti. Bu değişmemiş profil aynı. Oğlum bu Cengo'nun profili değişmemiş değil mi? Tekniği 17 olan adam buna son iki pas açacak mı? Abi bu Cengiz profili aynı ya değişmemiş. Maske geldi. Allah'ım çok heyecanlıyım. Allah'ım ne olur güzel bir profil olsun da küfür etmeyeyim. Ya yalvarırım size. Ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. Şimanski olacak hocam ya. Bu başka birine baktık herhalde. Şimanski yok mu ya? Söyle ona Sebastian. Bu tane bak orta saha. Doğru. Sebas. Allah Allah. Savaşçı orta saha diyor ya. Oğlum o... Ben başka bir oyunu mu indirdim ama? Abi şeyim ya. Ya Şimanski ile şu profil. Hollanda. Kim o gözlemci? Allah aşkına o... Enord'un gözlemcisini bana bir bağlayın ya. Enord'un gözlemcisini bana bir bağlayın ya. Neyse Şimanski'nin profili devre arasındaki gelecek olan bu güncelleme ile değişti. Abi pas 11 bu vizyon 11 tövbe yarabbi ya. Allah Allah. Allah Allah. Pas 11 vizyon 11. Oğlum nasıl izlediniz de siz bu adamı? Bunları Fenerbahçe araştırmacısı girmiyor arkadaşlar. Normal süründe düzeltirler mi? Bu düzeltilmeyecek diye biliyorum ben. Ya bitiriciliği 9.
Ulan bitirici iyi dokuz. Uzaktan şut onların nasıl oluyor ama? Adam bitiremiyor ama şey yapıyor. Uzaktan şut atıyor. Emre Mor. Klasik bir Emre Mor profili. Emre Mor'un profilini düşürmeye kıyamıyor. Ya bence. Muhtemelen ben de araştırmacı olsam ben de Emre Mor'un profilini muhtemelen bu düşüremem. Kolay kolay. Çünkü Emre bence çok iyi bir adam. Ama yani oynayamıyor. Ama bence çok iyi bir adam. Ama oynayamıyor. Emre Mor iyi bir profil de abi bacakta çatlığı var 3-4 ay. Siz şu an tam göremiyorsunuz. Sakatlıkla başladı. O yüzden yani çok oynatmayacaksınız galiba. Kent profili var. Kent güç 5 mi? Kent güç 5 mi? Abi al. Abi etek giyen adama gözlemcilik bu koyarsan böyle olur amına koyayım. Ulan elini ulan geri zekalı İskoç aptal herif. Allah seni şey yapsın. BT'nin altından frikini kameraya da çekeyim eşek herif. Bu ne lan? Bunun profilini de devre arası güncellemesini de bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Geçtim. Barış Sungur hiç bu gerçek hayatı bu izlemedim. Senin yerin U19 kardeşim ve 21 yaşına mı geldin? Geçmiş olsun. Sen ulan biz lan benziyoruz lan. Harbi benziyor bana. Tamam. Kim var? Tadiç. Tadiç'in profili de değişmemiş. Lan, sakin ol oğlum. O senin abin amına koyayım. Dur lan. 20 vücut indiriyor diyor lan. Sakin ol lan. Oğlum. Ananı avradını bu ne değeri niye böyle lan? Ha 34 yaşında olduğu için gayet doğal olduğunu düşünüyorum. Evet, bu oğlum bu nasıl bir profil? Oğlum Alex'ten sonra gördüğüm Fenerbahçe'deki en iyi profil lan bu. Yani bu geçen seneki profili buna da bir güncelleme geleceğini zannetmiyorum. Aa çevikliği çok kötüymüş. Hep. Çöp abi. Çöp. Lan adam koşabiliyor bir de. Bence hızlanması mesela çok. Tamam geçtim onu. Joshua King çok hızlıdır. Bence gayet bu doğal. 17-17'de. Belki 16-16 olabilirdi en fazla. Ama 16-16'dan aşağısı asla kurtarmazdı. Dayanıklılığı bu düşük. Okey. Onun dışında çok güzel bir profil. King'de belki bir tık düşük olabilirdi ya. Sal özellikleri bir tık sanki bu düşük olabilirdi. Ya soğukkanlılık topsuz alan 15-15 bence değil. Bence biraz bu çok olmuş. Böyle bir 13-14 olmalıydı da bence. Evet edince ko oy. Bu tek forvet oynamaz arkadaşlar. Ya Fenerbahçe kariyeri yapacak arkadaşlar. Tam sürümde ne yapacağız? Oha 5-25 kazanıyor ananı. Abi tek forvet oynayamaz bu ya. Buna bir işte PS'de kenarına da Batshuayi'yi koyarız. Yaratıcı olmuş tam hız 11 yapma işte bunu pas 11 karar alma 9 yapma bunu. Ama bu 3 özelliği de iyi olsa zaten bu Fenerbahçe şimdi oynamazdı. Evet Abubakar'ın profiline benzer ya. Evet Abubakar'ın yaklaşık 3 gömlek altında falan bir profil. Oha 1000 kişi izleniyor. Oğlum siz lan oğlum. Şş. Lan oğlum öpüyorum hepinizi ha. Alo 1000 kişiyi de öpüyorum. Bu gelin öpeyim hepinizi. Batuay bu kim lan? Galvao kim? Ha Pedro mu? Evet la Pedro lan bize ne? Umut Nayır. Oo çok iyi. Ama evet Umut'un hayır en azından bu yıl bir güncelleme alması gerekiyordu. Adam kaç yıldır 2-3 yıldır gerçekten çok iyi oynuyor. Geçen sene de işte bayağı iyi oynadı. Güncelleme alması gerekiyordu. Almış çok çok da güzel olmuş. Bir de koşabilseymiş her şey tam da bizim istediğimiz gibi olurmuş. Ama kulübede çok güzel oturur. Bayağı güzel oturur. Hiç sırıtmaz, hiç çaktırmaz. Güzel. Fenerbahçe'nin bu genç takımına geçiyorum. Atla. Ya kardeşim bana bu oyunu sen mi öğreteceksin Allah aşkına ya? Evet Emir Ortakaya profili var. Nasıl aynı profil?
Oğlum aynı profil. Lan bir insanın profili bir yılda nasıl hiç değişmez ya? Böyle bir şey nasıl olabilir ya? Profilinde değişen tek şey burası 18'i de 19 olmuş. Emre Demir. Bilmiyorum ki izlemedik ki Emre'yi. Bu ne diyeyim yani? Bora. Harbiden Bora. Kararlılık 15. Oo, PA gitmiş ölmüş bitmiş. Bunda PA'sı yok. Thiago Çukur. Yine PA'sı yok. Aynı profil. Çöp. Çağatay Kurukalıp. Çöp. Burak Kapacak. Zaten gitti. Çöp. Ojinyo. Bilmiyorum. Bunun da PA'sı yok. Çöp. Omar Fayet. Kim lan? Oha. Oha pasör. Oha. Ulan PA'sı. Gerçi bu gelişir ha. Bak bak, bu çocuğun beynini geliştirin, 10 milyona gönderirsiniz bunu. Bunu 10 milyona gönderirsiniz. Bunu 10 milyona gönderirsiniz. Evet, Erkan Çağdaş var. 4 karar alma mı? Kardeşim gözünü seveyim, bir kitap mı okuyorsun? Ne yapıyorsun ya? Bu karar alma ne ya? Bir insan bu kadar kararsız olur mu ya? Önse de 14 mü? Adam laglı ya. Adamda bug var. Evet. Lag var. Ertuğrul Çetin'in PA'sı mı artmış? Ertuğrul Çetin çok iyi olmamış mı? Ya profilini bir tık arttırmışlar. Çok güzel olmuş. 15 pozisyon alma. Bu çocuğun profili iyi. PA'sı da var. Bu çocuğu bayağı kullanırız ya bu arada. Spice kim ya? Oha. Kararlığa bak. Yapma bunu be. Yine gelişir ama. Hiç fena değil. Kaan Akyazı var. Oha, 16 kararlık falan filan. Bu ne oğlum? İyi. Furkan Akyüz var. Evet. Arkadaşlar Galatasaray'a geçiyoruz. Hazır mısınız? Gel bir sarayım. Aşkın olayım. Oha, Yiğit Demir'in PA'sını hoplatmışlar lan.